Günaydın, merhaba. Bugün 8 Nisan 2022 Cuma. Dün yağ tapasıyla ilgili ilk numune denememiz başarısız oldu. Alttaki subap gövdesine değiyor. Parçayı daha kısa yapmak lazım. Olabildiğince kısa olmuştu ama muhtemelen bir yarım santim daha düşürmek lazım. O zaman da yüzük olayı başarısız olacak. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Neyse. Loctite'da da sıkmıştık iyice otursun diye ama açmak için de ben yüzüğe delikler açmıştım. Daha doğrusu yarım delikler. Gövdenin tamamından çıkmıyordu. Sağlamlığını bozmayayım diye. O deliklerle segment penselesi kullanarak açıp sıkmak için açmıştım zaten. İşe yaradı ama çok verimli değil. Belki delik aralığını biraz arttırmam gerekebilir. Onu elle açmıştım da. Usta şimdi bugün gidersem ikinci set için o ihtiyaçlardan bahsederim. Ama önce şimdi bir Murat diye bir arkadaşım var. Mide küçük bir ameliyatı olmuştu. Ayağı da oldu görmedi zaten. Kendisi pek işi düşmezse aramaz. Hayırsız. Ona gidelim şimdi. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bu işte bir iki işi yapan usta bir şeyi güzel yapmış anladığım kadarıyla. Ben ona benzin göstergesinin bir soketi var. Daha doğrusu benzin deposundan bağlantı yapan bir soket var. 4 kablolu mu 5 kablolu mu? 5 kablolu galiba. Ya da 4 hatırlamıyorum. Onu değiştirmesini istemiştim. O soket o kadar önemli ki. Hani basit bir soket ama oluşan rezistans vesaire bütün yakıt değerlerini gösterge olarak etkiliyor burada. Sadece benzinle ilgili o gösterge bu arada. Valla normalde depoyu doldurdum tam gösterdi. Sonra 50-50 kilometre yaklaşık gittikçe düştü. Şimdi işte 300 kilometre yaptım. 3 çizgi var daha. Yani gösterge şu an bayağı güzel çalışıyor. Bundan memnun oldum. Yani iyi de öldür hakkını yeme. Daraltma, daraltma, daraltma. Açılmış mı tekrar ha? İyi açıldıysa güzel.
Tekrar merhaba. Bu yağdolum tapasını bu sefer galiba yaptık. Şimdi yağ kaçırıp kaçırmama testini yapıyorum şu an. Şimdi çeliği biliyorsunuz, çeliğin sınıfları var. Sertlik, yumuşaklık derecelerine göre. Bir de hani farklı olduğunu bildiğiniz ama ne olduğunu bilmediğiniz bazı demir malzemeler var. Ne diyordu? Otomat çeliği. Kurşun alaşımlı çelik. Biraz daha yumuşak, daha kolay işlenebiliyor. Bu sefer alüminyum yerine bu malzemeden yaptık. Videolarını, fotoğraflarını koyacağım.